Yağmur yağıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ridasını sıyırıyorlar ve damlaların mübarek omuzlarına temasına müsaade ediyorlar. Neden diye sorulduğunda verdikleri cevap derin ve sarsıcıdır. Onların ahdi benimkinden tazedir. Rabbimize karşı bir ahdimiz var. Yağmur tanelerinin de bir ahdi var. Henüz kopup geldikleri için o tanelerin ahdi bizimkinden yenidir. Gökler önemlidir. Çünkü orada size vaat edilen şeyler ve rızkınız vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde kapısına gelip giden bir garip vardı. Bu şahıs bir keresinde nereden geldiğini bilmediği bir sesin kendisine şöyle hitap ettiğini işitti. "Ne diye Ömer'e geliyorsun? Allah'a güvenmiyor musun? Git Kur'an öğrenmeye bak. O seni muhtaç olmaktan kurtarır." O garip o günden sonra Hazreti Ömer'in kapısına gitmez oldu. Kur'an okumaya, onun yüce emirlerini tatbik etmeye başladı. Kısa bir müddet sonra maddi ve manevi rahatlığa erdi. Bu arada Hazreti Ömer adamı merak etmişti. Onu arayıp buldu ve neden eskisi gibi gelmediğini sordu. Adam dedi ki, "Ey müminlerin emiri, ben Rabbimin kitabını okudum. Orada bir şey buldum ve o beni başkasına muhtaç olmaktan kurtardı." Hazreti Ömer adama Kur'an'da ne bulduğunu sordu. Adam şu ayeti okudu. "Rızkınız ve size vaat olunan şeyler göklerdedir." Sonra şunu ilave etti. Bu ayeti görünce kendi kendime dedim ki, "Benim rızkım göklerdeymiş, ancak ben onu yerlerde aramışım. Ve yine benim istediklerim Allah'ın katındaymış. Ben onu başkalarının kapısından talep etmişim." Kendisini gayet hislendiren bu sözler üzerine Hazreti Ömer adamı takdir etti ve bundan sonra onunla görüşmeye bizzat kendisi gider oldu. Gök, hayır ve şerrin mekanıdır. Vahiy oradan gelmiş, azap oradan inmiştir. Bu manada bir tefekkür vesilesidir. Secde eden yıldızları, Rabbini hamd ile tesbih eden şimşekleri vardır. Birbirleriyle haberleşen ehli ve sakinleriyle tıka basa doludur. Öyle ki orada dört parmaklık bile boş yer yoktur. Alnını secde için koymuş melekler her tarafını kaplamıştır. Onlar burada Rablerini zikrederler. Müminler için de "Rabbimiz, senin ilim ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yolunda gidenlere mağfiret et, bağışla, onları cehennem azabından koru" diye af ve bağış dilerler. Gökler bir tefekkür, bereket ve tazelenme kaynağı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında dikkat çekici bir yere sahiptir. Gök karardığı ya da bulutlandığında gözlerini endişeyle yukarıya çevirirler. Oradan gelebilecek bir azabın endişesiyle Allah'a sığınırlardı. Gök gürlediğinde, "Allah'ım bizi gazabınla öldürme, azabınla da helak etme, bundan önce bize afiyet ver" diye dua ederlerdi. Gökler, Kur'an'ımızda önemli bir delil ve ibret manzarası olarak takdim edilir. Göklere ait pek çok vasfın yanında dört ayrı yerde gök kapılarından bahsedilir. Bu ayetler içinde bir tanesi gök kapılarının kendilerine asla açılmayacağı kişileri söz konusu eder. Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kabule tenezzül etmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız. Her mümin için gökte iki kapı vardır. Bu kapıların
birinden rızık indiğini, diğerinden de güzel amelin çıkıp yükseldiğini ve mümin vefat ettiğinde bu kapıların yas tuttuğunu yine Peygamber Efendimiz haber vermişlerdir. Gök kapılarının hangi vesilelerle açılacağını da yine onun bir hadisinden öğreniyoruz. İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis bize bunun 5 şekilde olabileceğini söylüyor. Kur'an okunduğunda, mücahitler düşman ordusuyla karşılaştığında, mazlum dua ettiğinde, ezan okunduğunda ve yağmur yağdığında. Rabbimiz bizi sonsuz selamet yurduna davet ediyor. Oraya liyakat, gök sofralarından gıdalanmaya bağlıdır. Rızkımız göklerdedir. Gök kapılarının açıldığı zamanlar, manevi sofraların kurulduğu ve rızıkların saçıldığı kutlu demlerdir. O sofralara, Kur'an ayetlerini tefekkür eden, göğe ve dengesine bakıp, bunları boşuna yaratmadın ya Rabbi diyerek, tevazu ile gönlünü mamur edenler otururlar. Sadece yerden beslenen, yere ait olur. Er olanlar, gökten de beslenmesini bilenlerdir.